Zafer Kalkınma Ajansı olarak Kula Salil Jeoparkı'na iki proje desteğinde 1.8 milyon TL kaynak aktardık. Yarlancımızın koyduğu eş finansmanla birlikte 3.4 milyon TL yatırıma dönüştü. İlk proje kapsamında seyir terasları, yürüyüş parkurları ve yönlendirme tabelaları yaptık. Biz bu projeyi desteklemeden önce daha önce bu alanda hiçbir yatırım yoktu. Bu yaptığımız yatırımla, desteklediğimiz projeyle bu alan UNESCO Global Jeopark ağına dahil oldu. Dünyada 44 ülkede 161 tane tescilli alan var. Türkiye'mizde ise ilk ve tek tescilli alan burası. Kula Salili Jeopark alanı. Ayrıca yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi burası. Yaklaşık 1000 yabancı turist burayı ziyaret etmiş oldu. Yine yöre halkı turizmden gelir elde etmeye başladı ve bu gelir katlanarak arttı. Özellikle Kula'nın tarihi evleri, tarihi yapısı çok etkileyici bir hal aldı. Tabii ki bu ekonomimize de çok büyük katkısı oldu. İnsanların biraz daha kültürel değerlerimize sahip çıkmasına da çok büyük katkısı oldu. Bu aşamada tabii ki her gün biraz daha yol kat ettik, esnaf olarak, halk olarak. Kula'nın bir anlamda yaşam biçimi değişti. Esnafa katkı sağlamaya başladı. Bu her gelen binlerce insan Kula'da yemek yemeye başladı. Kula'da kalmaya başladı, yatmaya başladı. Kula'da alışveriş etmeye başladı. Yani Kula turizmde bir anlamda geçmiş dönemden günümüze doğru baktığımızda çığır atladı diyebilirim. Kula UNESCO Global Jeoparkı'nın şu anda Kula Divlit jeolojik alanındayız. Buranın özelliği yaklaşık 10-12 bin yıl önce patlamış ve Türkiye'nin en genç volkanizmalarından birine sahip olan bir alandayız. Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bu alanda yapılan yürüyüş yolları, patikalar, ahşap köprüler sayesinde ziyaretçilerimiz buralara daha rahat erişim sağladılar ve böylelikle ziyaretçi sayımız da kat be kat artmış bulunmakta. Yaklaşık 2013-2014 yıllarında 10 bin civarı olan ziyaretçi sayımız bu desteğin etkisi ve jeoparkın global jeoparklar ağına girmesiyle 2019 yılında 100 bin civarına çıkmış bulunmakta. Gelen turist tabii Kula çok eski bir ilçemiz olduğu için çok da önemli özellikleri var. Meşhur leblebisi, meşhur evleri, Kula evleri, ekşi mayalı ekmeği. Gelen turistler hepsi şehir merkezinde ziyaret etmek suretiyle yöre halkından alışveriş yaptılar. Esnaflarımıza 3 günlük bir eğitim verdik. Aynı zamanda da yöre halkına da 88 saatlik yaklaşık 2,5 ay süre zarfında bir eğitim verdik. Halk eğitimin ve Kula Belediyesi'nin desteğiyle yaptık bunu. Böylelikle yöre halkından birçok alan kılavuzu, gönüllü kılavuzlar ortaya çıktı. Gelen ziyaretçilerimize alan kılavuzları gezdirerek yöre hakkında daha çok bilgi sahibi olmalarını sağladılar. Kırsal turizm kursuna katıldım. Doğma büyüme kendim Kulalıyım ve bu yaşadığımız toprakların bu kadar değerli olduğunu daha önce fazla bir bilgimiz yoktu. Vardı ama daha ayrıntılı bir şekilde neler sahip olduğumuz o kadar bir derin bir bilgiye sahip değildik. Almış olduğumuz bu eğitim neticesinde bunlara sahip olduk. We like this place. We didn't know there is some volcanic activity here in Turkey. And it's really interesting to see that. It's really a good thing with a lot of paths, a lot of information panel. We are happy about that. I think it's well preserved and the paths are very good, easily to walk. We love to walk on this place. Zafer Kalkınma Ajansı projesiyle hayata geçirilen Kula Salihli Jeoparkı, UNESCO Global Jeopark ağına dahil olan Türkiye'deki ilk ve tek park olarak öne çıkıyor. Bölgedeki dinamikleri harekete geçiren ve paydaşlar arası koordinasyonu sağlayan proje sayesinde ziyaretçi sayısı katlandı. Hedef, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyonu özendirerek
bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek.